Hain. Dört harf olup da bu kadar ağır sözcük azdır ve buna rağmen çok kolay telaffuz edilir. Hele ki doğuyla batı arasında bir köprü, bir sentez oluşturan, dolayısıyla çok renkli ve çok sesli bizimki gibi bir coğrafyada. Bize göre bize benzemeyen zaten şeytandır. Daha da fenası, bize benzediği ve dolayısıyla bizden olduğunu sandığımız biri, bizim zıddımız bir düşünceye, bir dünya görüşüne meyletmişse o dönek harftir... Büyük harflerle haindir. Aslına bakarsanız hain olmak, hain sözcüğünü telaffuz etmekten çok daha zor. İnsana ait olmak ister. Bulunduğu aileye, cemiyete, takıma, partiye ait olmak insan için azımsanamayacak bir değer. Bu sebeple insan kolay kolay aidiyetlerini, benimsediği değer duygusunu bırakmak istemez. Bunu yapmak kendisinden vazgeçmiş gibi hissettirir. Böyle bir u dönüşü fiziksel acıya benzer bir acı hissettirir. Yani bayağı zordur hain olmak. Öyle herkes hain olamaz. Büyük zorluklar yaşamadan ya da büyük bir ikbale kavuşmadan hain olmak insan fıtratına düpedüz aykırıdır. Böyle baktığımızda gerçek bir hainin çok çok azınlıkta olduğunu, hatta istatistik deyimiyle standart sapma olduğunu söylemek mümkün. Sizin görüşünüzü benimsemeyen bir insan İlla hain olmak zorunda değil. Kimse bile isteye kendi gemisini batırmaya çalışmaz. Siz yanlış olarak görseniz de o kendi doğrusu için kendince soylu bir eylem içinde olduğunu düşünüyor olabilir, öyledir. O kendi mezhebince vatana hizmet etmeye çalışıyor olabilir. Özellikle siyaset arenasında ve seçim dönemlerinde çok kolay ve çok ucuza kullanılır hain sözcüğü size benzemeyen, sizinle aynı görüşü benimsemeyen bir kitle düpedüz vatan aynedir. Siyaset taraftarını konsolide etmek için şeytanlaştırmaya çok başvurur. Bu durumda birbirine benzeyen pek çok ortam bir yankı odasına dönüşür. Onlar sadece belli bir medyayı takip eder, diğer görüşe kulak tıkarlar. Karşı tarafın argümanına karşılık verebilmek için bile alternatif görüş dinlemezler. Böyle bir iklimde Vicdanlar kulaklar kadar sağır olur. Demokrasi fikri yok olur. Ya bendensindir ya da düpedüz hain. Böyle bir ortamda mevcutlar haricinde bir fikri yeşertemezsiniz. Üçüncü bir siyasi yolu yüksek sesle bile olsa dile getiremezsiniz. İşin ucunda hain yaftası yemek var çünkü. Ve insan kendi mahallesini kaybetmeyi göze alamaz. 40 yılda bir de olsa ya arkadaşlar iyi hoş da adamlar bunu doğru demiş yani diyemezsiniz. Dedirtmezler. Peki o zaman ne olur? Sadece beyaz ve siyahla baş başa kalırsınız. Gri bir aday bir anlayış yaşanamaz. Sonra da neden ülkede alternatif ses yok diye dövünürsünüz. Alternatifimiz, alternatifimiz var yani dersiniz. Hainsiz bir toplum olmanın bedeli alternatifsiz bir toplum olmaktır. Demem o ki arada hainlere de ihtiyaç var. Zira çoğu hain kendine hizmet ettiğini düşünüyor olsa da bazı hainler bilmeden de olsa alternatif yaratıp uzun vadede topluma hizmet edebilirler. Bugün seçimlerin ikinci turunda oy kullanıyor olacaksınız. Eminim hepiniz ya da en azından büyük bir çoğunluğunuz Vatana kendi fikrinizce hizmet etmeye çalışıyorsunuz. Fikri başka diye yakınlarınıza hain muamelesi yapmaktan özellikle kaçının, vazgeçin. Çünkü seçim olup bitecek. Sonrasında siz o hainle tekrar birlikte yaşayacaksınız. Paşa paşa yaşayacaksınız. Bu vatan hepimizin. Sağduyulu bir hafta diliyorum.